Hepinize yeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu daha önce çekmiş olduğum videoların devamı niteliğinde olacak olan bir konu olan tercihlerle alakalı bir video. Bu bir literatür şeklinde oldu. Bu bir yani çalışma listesi şeklinde oldu. Hani tercihlerle alakalı videolar çekmeye başladım son zamanlarda. Çünkü çok istek, çok soru geliyor. Bunun üzerine ben de sizi bilgilendirme amaçlı bu tarz videolar çekmeye başladım. Bu tarz videolar üretmeye başladım. İstekler üzerine çalışmalar yapıyorum. İstek ne olursa ona göre çalışma yapıyorum tabii ben de. Bugünkü konumuz en son tercih gelirse ne yapmalıyım konusu. Ben yine blogda yazı yazdım. enzorrakipsensin.com/ bu şekilde bulabilirsiniz yazıyı. İsterseniz direktman enzorrakipsensin.com sitesine girip en son yazdığım yazıya ulaşabilirsiniz. Yani en son yazdığım yazı bu zaten. İşte bugün bu konuyu anlatacağım. Yazıyı okumamın bir anlamı yok. Yazıyı okumayacağım. Ben yine her zaman yaptığım gibi doğaçlama anlatacağım. En son tercih gelirse ne yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki bu dönem çok heyecanlı bir dönem. Çok agresif bir dönem. Yani gerçekten çok düşünülüp taşınılması gereken bir dönem. Aile baskısının arttığı, çevremizdeki insanların bize sürekli sorular sormaya başladığı bir dönem. Biz bu dönemi nasıl verimle geçirebiliriz? Neler yapabiliriz? Adlı videoyu daha önce çekmiştik. Yani tercih vermeden önce mutlaka izle adlı videoda ve ondan önce çektiğim bir videoda. İsterseniz o videolara göz atabilirsiniz. Bu videoda dediğim gibi en son tercih gelirse ne yapmalıyım konusu. En son tercih geldiğinde ne yapacağız? Arkadaşlar tercih verdik diyelim ki. Yani tercihimizi verdik. Tercih zamanındayız. Heyecanlıyız. İşte istediğimiz puan aldığımızı düşünüyoruz. İstediğimiz sıralamayı yaptığımızı düşünüyoruz. Tercihimizi verdik. Ama verdiğimiz tercihlerin hiçbiri tesadüfen olmadı. Çünkü biz her zaman tercihimizi nasıl yaparız? Birinci sıraya yani en iyi olan yeri en alta da en kötü yani şöyle söyleyeyim en kötü demeyelim. Birinci sıraya en iyi sıralamada olan yeri en sona da en kötü sıralamada olan yeri yazarız aslında. Yani yaptığımız taktik her zaman budur. Bize ola ki yani hani diyelim ki en son tercih geldi. Ne yapacağız? Yani bu zaman yani arkadaşlar tercih verdiğimiz halde gitmezsek şöyle bir şey oluyor. Okul puanımızın yarısı düşüyor. Yani istiyorsanız onu da şuradan araştıralım. Tercih verip gitmezsek yazamadım. Gitmemek. Tercih verip gitmemek. Bakalım. Üniversite tercih verip gitmeyene kaç puan kesiliyor? Aynen. Gördüğünüz gibi puan kesiliyor. Yarım puan kesiliyor diyebiliyorum ben. Yani yerleştirme puanı öğrenci kastıyla değişik yapılmayacaktır. Gitmeyecek kaç puan düşer? Yani puanın düştüğü net arkadaşlar. Eğer size okul 40 puan veriyorsa onun yarısı düşer 20 puan verir. Yani 400 puan aldığınızda 440 olacaksa 420 puan alırsınız ve bu sizin sıralamanızda büyük bir etki yaratır. Önümüzdeki sene için. Yani tercih verdiniz. İstemeyerek de olsa gitmek zorunda mısınız? Yani bunu oturup güzelce bir düşünmeniz gerekiyor. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten dediğim gibi. Bu konuda benim size önerebileceğim şey arkadaşlar bir uzmana danışmak. Yani nasıl bir uzmana danışmak? Eğer dershaneye gittiyseniz dershane rehber hocalarınızı her hocalarınızla konuşmak. Eğer kendi başınıza yaptıysanız sınavla.com adlı bir web sitesi var. Onu da göstereyim. Sınavla. Evet sınavla.com bu site reklamını yapmış olacağım mı bilmiyorum. Yani yaptıysam da iyi yani. Sıkıntı yok. Buradan tercih robotu şeklinde bakabilirsiniz. Buradan her şeyi, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben tercihlerimi buradan kendim bulmuştum. Mesela üniversite Burdur. Mehmet Akif Ersoy demiştim. Bölüm bilişim bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri demiştim. Filtreleri uygula dediğimde çıkıyor karşıma. Çıkmıştı yani daha doğrusu benim zamanımda. Yükleniyor. Yani arkadaşlar herhangi bir şey yani bunun telefon uygulaması da var, mobil uygulaması da var. İsterseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Yani ben belli platformlar Google Play Application'dan yani iOS Store'dan indirerek kullanmışlığım da var. O yüzden size orayı öneririm. Altta da linkini bırakırım.
Oradan ulaşabilirsiniz. En son tercih geldiğinde dediğim gibi yani uzmanlara danışmanızı size öneririm. Uzmanlara danışmanızı size öneririm. Rehber hocalarınızla vesaire. Diğer türlü yani puanınızın kesileceğinden aşikara gitmezseniz eğer, ama giderseniz de eğer istediğiniz bir yerse zaten mutlaka gidersiniz. Gitmeniz gerekiyor. En son tercih dahi olsa gidin yani. Bu işte kötü bir üniversite, iyi bir üniversite ayrımı diye bir şey yok bence arkadaşlar. Şöyle İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bilgisayar mühendisi okuyan arkadaşlar, benim Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okumuş ben olarak, yani ben ikimizi karşılaştırdığımızda, yarın yan yana geldiğimizde işe girme imkanının hani yüzeysel olarak kimin daha yüksek işe girme olasılığı, kimin daha yüksek? Tabii ki de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşın. O daha rahat girebilir. Çünkü ismi var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. Eyvallah. Buna bir şey demiyorum. Ama şöyle bir şey var. Yarın tamam adamın kapı açıldı. O yani girme imkanı yüksek. Aldılar. Beni de aldılar. Mülakata gireceğiz. Adam hiçbir şey öğrenmemiş. Yani öğrenmiş ama o kendisi yapmamış. Ama ben takır takır çalışmışım. Her şeyin içinden geçmişim. Mülakatta o kaldı. Ben geçtim arkadaş. O İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. O giremedi. Ben girdim. Nasıl oldu bu iş? Kardeşim bilgi. Bizim bölümlerde bilgi çok önemli. He şöyle söyleyeyim. Diğer mühendislik bölümleri, inşaat, elektrik, elektronik, yani bunlar farklı. Bunları araştırıp öğrenmek lazım. Yani ben bizim kendi bölümüm üzerine daha çok araştırma yaptığım için ona dayalı konuşuyorum. İnşaat mühendisliğini daha detaylı araştırın mesela, inşaat mühendisliği. Çünkü imza yetkisi vesaire var. Elektrik, elektronikte imza yetkisi var. Elektrik, elektronikte aynı zamanda programlama görüyorsunuz. İşte C programlama, işte C++ programlama. Ayrıyeten Proteus üzerinden devre çiziyorsunuz. İşte ISIS var. ISIS'te işte devreler üretiyorsunuz. Yani bunları araştırın, öğrenin. Yani dediğim gibi bu tarz şeyler size önerebilirim. En son tercih gelirse yapabileceğiniz iki seçenek var. Üç seçenek var hatta. Uzmana danışmak. Yani gitmemek ya, puanınızın yarıya düşmesi. Gelecek sene bir daha çalışmak. Eğer istediğiniz bir yerse yine de gitmek. Bunları göz alarak bir düşünün, taşının diyebilirim size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı, beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.